Günaydın. Londra'dayız. Bir sene öncesinden beri planladığımız Londra seyahatimizi şöyle böyle gerçekleştirebildik. Çünkü bütün planlarımız alt üst oldu. Hem Ekin'i hem de annemleri buraya getirmeyi çok istiyorduk. Çünkü ilk defa geleceklerdi ve buraları görmelerini çok istiyordum. Onların vizelerinden hala haber yok. Ekin, ben, Ceyhun'un annesi, benim annem hepimiz hasta olduk. Ya böyle soğuk algınlığı ama onların hepsi iyileşti bu arada. Ben burada soğuk yediğim için sürekli bir türlü iyileşemedim. Hiç olmadı Ekin'i getirmeyi düşünüyorduk ama burada hastalanırsa ve işte hastaneler nasıl burada bilmiyoruz. Zaten sağlık sistemini herkes kötülüyor Londra'da. Kötü bir şey olursa burada müdahale edemeyiz ya da yani zor duruma çok düşer Ekin diye. Son anda Ekin'i de getirmekten vazgeçtik. Doktorumuz da dedi götürmemeniz iyi olmuş zaten dedi. Hem çok soğuk orası hem de zaten şu an hiçbir şeyi hatırlamayacağım. Her saniye Ekin de burada olabilirdi, Ekin de burada olabilir diye geziyorum her yere ama kendimi sürekli şöyle avutuyorum. Seneye geliriz işte daha akıl eriyorken bir sürü yere götürürüz. Disneyland'a götüreceğim onu, bir sürü yere götüreceğim. Çok mutlu edeceğim hep diye kendimi avutarak şey yapmaya çalışıyorum. Çok masraf ettik buraya. Hem vize başvuruları çok pahalı, uçak biletleri çok pahalı. Geçen seneden beri para biriktiriyoruz bilmem ne. Öyle her şeyi çöpe atmak çok mantıklı gelmedi. O yüzden buradayız. Neyse. Kaç gündür geziyoruz. Bugün çok daha böyle sakin, haldır haldır planımızın olmadığı bir gün seçtim vlog çekmek için. Çünkü öbür türlü çekemezdim. Gerçekten bir saniye yerimizde durmuyoruz. Sürekli yürüyoruz, geziyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Tadını çıkarmaya ve hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü 3 senedir ben yurt dışına çıkmadım. Yazın da tatil yapamadık. Hiçbir tatilimiz yoktu çok uzun zamandır. İki tatilimizi uzağa geçirelim diye uğraşıyoruz. Bugün merkeze gideceğiz. Bir Flying Tiger turu yaptıracağım size. Sonra bir tane mekan var. Oraya gidebilir miyiz bilmiyorum. Yani böyle hem buz pateni yapabileceğiniz hem de yemek yiyebileceğiniz hem de bowling oynayabileceğiniz bir mekan var. Oraya gideceğiz. Öğle yemeğini falan orada yeriz diye düşündüm. Beraber İngiltere'de takılacağız. Şimdi giyinip hazırlanıp geliyorum. Selam. Selam. Gidiyoruz. Hazırız. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Kahvaltı. Breakfast Club diye bir yer varmış burada. Pankekleriyle meşhurmuş. Oraya gidelim. Okey. Ondan sonra bakacağız. Soho'da galiba bu mekan. Soho'da zaten çok fazla yemek yeri var. Burası Kingford diye geçiyor. Şu an kaldığımız yer. Bizim akrabalarımız burada yaşıyorlar. Biliyorsunuzdur belki daha önce de gelmiştik çünkü. Onların yanında kalıyoruz. Bayağı güzel bir şey. Çünkü Londra pahalı yani. Kiralar pahalı. Evet. Airbnb'ler de pahalı. O yüzden kalacak yere para vermemek bayağı güzel oluyor. Biraz mahallemizi göstereyim. Böyle. Birbirinin aynı binaların olduğu. Cute. Aklımıza geldiği kadar Londra ile ilgili sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri sayalım ara ara. Okay. Ben bir tane sevmediğim bir şey söyleyebilirim. Söyle. Sidik kokusu. Ben de söyleyeyim mi? Şu iğneler. Evet her yerde iğne var. Kuşlar gelmek şurada var. Her taraf iğne dolu. Kuşlar konmasın diye her yere böyle iğne koymuşlar. Sevdiklerimize başlayalım o zaman. Evet, sevmediğim başka bir şey. Her şey ters. Normalde bir sağdan gidiyoruz ya biz Türkler olarak ve diğer dünyanın geri kalan her yeri olarak. Burada her şey soldan mı? Bir garip yani her şey mirrorlanmış şekilde. Tatsız. Kapatmadan önce son bir tane tatmaya hemen kötü bir şey söyleyeceğim. Soğuk burası. Ben hiç sevmem böyle şeyi. Çok soğuk yani. Yani soğuk değil, genel olarak kasvetli. Havası kasvetli. Burada metrolarda hem girerken hem çıkarken kart basıyorsun. Bizim metrobüsteki gibi. Senden parayı çıkarken alıyor. Ne kadar mesafe gittiysen ona göre bir ücret ödüyorsun. Böyle bir sistemi var. Metrobüs bu konuda ters bizim. Full parayı alıyor sonra basarsan ödüyor değil mi? Geri iade ediyor. İade ediyor. Şöyle söyleyeyim. Bir günde 8-9 pound harcıyoruz galiba ulaşıma değil mi? Evet o kadar falan. Ama yani sürekli metrodayız, sürekli otobüsteyiz. Kalkıyor koş. Acayip geçemedim sandım. İşte burası Oxford. Bütün bu binaları nasıl koruyorlar? Sevdiğim şey mimarisi. Çok güzel yani. Ve en boktan yerde bile çok güzel. Böyle zengin olmayan mahallelerdeki evler de çok güzel. Burada Londra'nın göbeğindeyiz. Her bina ayrı ayrı güzel. Mağazalar bu görüntüyü bozmamış. Hepsi tek dilde. Yani şu görüntüye bakın. What? Ya biz 2022 yılında olabiliriz ama öyle burası değil. Bu da Safranbolu evi. Çayın içinde çay var lan. Kazana çay. Burada kimse çay demlemiyor. Süt koyayım mı içine? Evet. Az koyacağım ama. Yani kahve gibi bir şey oldu gene. Güzel oluyor bence. Bilmiyorum ben böyle bir şey içmek istem kahve içerim gibi geliyor. Ama kahveye benzemiyor ki tadı. Kahve hafif oluyor ki. Ha, buz torunu güzelmiş. Değil mi? Şu an az koydun ya. Böyle işler. Evde bunu deneyin. O kadar karma karışık bir sipariş verdik ki karma karışıklığı şöyle anlatabilirim. Bir kola, bir de çay söyledik. Önümüze ne geleceğinden çok emin olamadığımız için yemekle ne iyi giderse onu tüketeceğiz. Ben çok kahvaltı insanı değilim. Sevmiyorum yani kahvaltı etmeyi. Önümde bir tane tabak olsun ve onu tüketeyim. Böyle oradan onu alayım, onu süreyim falan. Öyle şeyleri sevmiyorum. Gene de orada hiç serpme kahvaltıcı yok. Evet, hiç serpme kahvaltıcı yok burada. Turkish breakfast yeri hiç yok ve her mutfağın şeyi var yani. Şöyle açsan şöyle bir Turkish breakfast, önden insanın şöyle kocaman masanın üzerine yaysan her şeyi. Yani İngiliz çok olur. Acaba tutar mı? Bence kesin tutar. Kesin tutar. Çünkü kesin. Herkes Türkiye'ye gelince öyle kahvaltı ediyor yani. Burada niye etmesin ki? Bu arada herkes şeyi garipsiyor. Kahvaltıda İngiliz breakfast'ta fasulye var ya. Herkes garipsiyor ama bildiğimiz bizim yemekteki fasulye gibi değil tadı. Böyle daha şekerli. O kadar güzel ki ben çok seviyorum. Story atmıştım. Herkes şey yapmış falan yapmış ama bence deneyin. Ben bayılıyorum. Türkiye'de de sürekli yiyorum. Çok güzel. Evet. Yemeklerimiz geldi. Seninki bir acayip ama benimki müthiş gözüküyor. Baksana şuna. Acayip mi? Yani evet. Acayip derken hamburger gibi ama hamburgerin üstü yok. Bir şey yapmışlar böyle bakalım. Bu yumurta bu arada. Yumurta mı? Evet. Bölüyorum yumurtanı. Hadi bakalım. Aslında seninkisi de güzelmiş. Bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel. Lezzetli. Tavuk var ya hayvan gibi iyi. Benim İngiltere ile alakalı rahatsız olduğum bir şey daha var. Londra ile alakalı değil. Onu söylemek isterim. Çoğu yerde nakit almıyorlar. Mesela şimdi karnı kapalı olsaydı yemeği yedik içtik oh müthiş falan çayımızı içtik. Geldik nakit almıyoruz. Ne yapacağız? Avrupa'nın en güzel mağazasına geldik. Aksini iddia edenle sabaha kadar tartışırım. Mükemmel. En sevdiğim yerden bir tanesi. Hatta en sevdiğim yerden. Halloween temalı şeyler yapmışlar. Bunları geçiyoruz. Kültürümüz de yok. Ajan bulamıyorum. Ben bunu alacaktım. Bu böyle içinde hesap makinesi olan bir defter. Ceyhun'a çok lazım bir şey. Hep bir şeyler hesapladığım için. Geçen geldiğimizde buradan ne almıştık? Şunu almıştık. Hatırlıyor musun? Evet. Bunu almış mıydın? Hayır. Lütfen alma öyle şeyler. Kullanmıyoruz. 2 seconds later. Pardon. Şunun güzelliğine bak. Tavla. Alma dedikten 3 saniye sonra sen. Ama tavla oynuyoruz. Ben daha güzelini alacağım. Hayır bu çok güzel. Tasarıma bak. Müthiş. Aşırı güzel. Gerçekten. Bunu ben alıyorum. Alıyor mu gerçekten? Evet. Kalmamış araba. Ekin bundan alıyorum. Yutmasın. Hayır, değil mi? Yutmaz. Tam böyle bir şeylerin üzerine koyma yaşında. Fazla. Hepsi aynı zaten. Ah, çok güzel. Asıl Ekin'i alacağız biliyor musun? Bundan. Deli olacak ona var ya. Buradan atıyorsun şöyle şey ayırıyor. Baloncuk yarıyor. Ekin baloncuğu çok seviyor. Evet kameram beni yarı yolda bıraktığı için telefondan devam ediyor şimdilik. Burada bir veteriner seti var bunun oldu Ekin'e. Bu kalemler çok şıkmış. Alalım mı? O zaman 2 tane rengini seç. Yeşil yeter yeşil tutacağım. Seçtim. Kırıcısın. Sen böyle kontrol Z silgisi alayım mı? Evet hayatta her şey yapmak istediğim şey. Bu kalem kutu çok güzel. Bundan alacağız maalesef. Evimi yeşil görmek istemiyor artık ama. Yeşil ama kusura bakma. Olsun. Çok güzelmiş. Buna bakın. Kalemtıraş. Çok iyi değil mi? Ah, çok güzel. Şeye benziyor. Çılgın Mediş'in telefonu vardı ya, şeffaf. O kadar çok istiyordum ki o telefondan. Ona benziyor. Müthiş güzelmiş. O kadar istiyorum ki şu an bunu almayı. Hiçbir işim yok hesap makinesiyle ama çok güzel. 3 pound bir aşkım. Gel gel. Ya ben şunu çok güzel almıyorum. Bak air futbol varmış. Elini böyle ayak şeklinde bir şey tutup top oynuyorsun. Air futbol. Çok istiyorum ama almıyorum. Çünkü geçenler bunun hokeyini aldık ve hani... Sadece eve geldiğimiz gün oynadık onu. Evet, o yüzden. Burada neler var? Garip parti oyunları var. Bunu oynamıştık mı? Evet. Eğlenceli. Böyle bir jewelry box var. Çok güzel değil mi? Benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Çok güzel, bunu kesin al. Bu kadar beğenmem çok enteresan. Bitti mi ya? Sanki bir şeyleri kaçırmışız gibi. Aşkım baksana bir şey kaçırmış mıyız? Aşkım bu chopstickler çok güzel. Alalım mı? Chopstickler ne yapacağız? Şey mi? Çiğ mi? Ayda yılda bir yiyoruz ya. Yanıklılar ama. Ben bu şeyler... Ya öf. Bunlar mı daha güzel, onlar mı? Yani ne poşetler yapalım. Gerçekten mi? Hmm. Bilmiyorum. Yakuza mahfesi gibiyim şu anda. Çiçeklisini alalım. Hayır çiçeklisini kaybolmuş. Alalım mı Ekin'in odasına, yeni odasına? Alalım alalım, çok iyi. Her hafifmiş, her şey yazarız. Ekin'e güzel şeyler aldık değil mi? Bence aldık. Daha o ne? 50 penny diyor lan. O değildir ya. O neydi? Beach toy diyor. Su döküyorsun muhtemelen. Gerçekten 50 mi? Yok 2 bence bu. Ama çok güzelmiş, alalım. Kız o ne? Onu kırılır o. Evet. Ama biraz yola kırılır gibi yani. Dörtmüş, ver geri. Çok kendi değil mi? Çantayı da doldurdum. Yani bir bok yedik ama kara karışık bir şey düşünüyorsun. Nasıl döneceğiz Türkiye'ye bunlarla ilgili? Bunları, ay çok rüzgar var. Bunları Türkiye'ye götürmemiz imkansız, ben sana söyleyeyim. Hiçbir şekilde bavullarımıza sığdıramayız. Ama aldık. Olmadı, birkaç tane ispak bırakacağız orada. Evet. Kıyafetlerimden feragat edebilirim gerçekten. Ya da üst üste giyineceğim. Onu yapacağım. Çok iyi ki. 4 kat giyinecek ya. Kim ne yapabilir ki? Telefonlarımızı şarj etmek için Starbucks'a geldik. Kameramız daha doğrusu. Sen buraya ilk geldiğinde ben telefonuma şifak söyledim. Hatırlıyor musun? Basket oynuyor. Benden bir puan düşük yaptı. Ayakkabılarımızı buraya koyduk. Böyle bekliyoruz. Thank you. Unuttum ki kaymayı. Hazır mısın? Çarpma kimseye. Vallahi koyuldu. Sen bayağı kayabiliyorsun ha. Unuttum ki çok düşeceğim diye korkuyorum. Ters et. Normalde böyle dönebiliyorum da ama yapamıyorum şu an. Neyden korkuyorum biliyor musun? Kayamayanlardan korkuyorum. Onlardan kaçınca kadar iyi kaymıyorum. Amerika yiyoruz. Ne oldu? Ben deniyorum hadi. Ama bunlar da. Sen zaten buraya tutmaya gittin. Bu ne be? Ben kayamam burada. Bunlar kayamam. Kayarsın. Lan çanta var. Sıkacağım ben. Deniyorum bak. O durmayı bilmiyorum. Nasıl duruluyor? Tutuna git. Çantayı bırak çantayı. Çantayı çok kayarım çünkü. Mümkün değil ben kayıyorum. Ayağım kayıyor. Yani that's the point. Çantayı yok, bana ver. Mümkün değil. Kaymış yani bitmiş. Ben bunu çok seneler önce yaptım. Ben deniyorum. Hiç sanmıyorum kayabileceğini. Nasıl kayılıyor? Bana bir öğret. Şimdi önemli olan böyle şey gibi durma. Kazık gibi durmayacaksın. Dizlerini bükmen gerekiyor. Böyle şöyle popo dışarıda. Dizler kırık. Dengeni sağlayacaksın. Yap bakayım. Kır dizlerini. Kır 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 kır. Galiba kırıyor. Poponu dışarı çıkar. Önce böyle adım atarmış gibi yap. Aynen. Sonra o hareketi sürükleye sürükleye yapıyorsun. O kadar. Teo sırt ağrısı varmış gibi. Ben düz duramıyorum. Yok. Biraz kendine güveneceksin. Düşmek o kadar kolay değil. Biliyorsun. Düşüyorum şu anda. Azıcık yani sağlam bas ayağını yere. Çok insan var. İnsanların kafasını sen yarıldın burada. Baksana şu hali. Bunu nasıl koyuyor millet ya? Ben niye bu kadar... Çok zor bir şey değil gerçekten. Alışkanlıkla alakalı. İsle sürmek gibi. Evet. Ki onu beceremiyorum. Mesela ben de senelerdir kaymamıştım. Hı. Yavaş yavaş sen geliyor. Yavaş. Ben kaymayacağım. Ben geleyim bari. Sen kay. Ben kayamıyorum ki. O zaman. O, ne bileyim kayamayacağımı bilmiyordum. Hiç kayamıyorum. Baksana şuna. Sen geç sen eğlen. Kız düştü mü ha? Ne arıyorum ya? Küçümen geliyor aklıma. Nasıl? Müthişsin ya. Bir yer seni kaybettim sandım. Düşse var ya, bir gülerim. Biz yine metrodayız. Dışarıda saatlerdir yağmur yağıyor. O yüzden biz de daha önce düşündüğümüz indoor aktiviteleri gerçekleştirelim modundayız. Şimdi çok değişik bir etkinliğe gidiyoruz. Yani sanırım çok değişik bir etkinlik. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama sanırım böyle popüler şarkılar çalacak. Biz de o şarkının ne olduğunu bileceğiz falan. İkimiz bir takımız Ceyhun'la. 6 kişilik kişiliğe kadar takımlar oluşturulabiliyormuş. Böyle bir etkinlik gecesi, gece hayatı Londra'da. Böyle bakıyorum heyecanlıyım. Değişik bir şey olacak şimdi. Her gün en az 15.000 adım atıyoruz. En az. Evet, ben en son askerde bu kadar yürümüştüm. Öpücü vermiş. Öpücü gelen bir şey. 1,5 senedir falan dışarıda hiç vakit geçirmiyordum doğru düzgün zaten. O kadar alışkınım ki vücudum. Her yerim ağrıyor. Ama güzel bir yardım. Gideceğimiz yer burası sanırım. Değil mi? O sounds familiar bu işte. Biz biletlerimizi yeni aldığımız için 10 dakika önce falan aldık. Bize henüz masa ayarlamamışlar. Ayarlayacaklar ama ayarlarlarsa da bayağı uzaklanıyor çünkü bütün masalar rezerve. Mesela biz şu an Kamuran diye birisinin yanına Cameron yazıyor. Ben Kamuran diyorum. Do we have some amazing prizes for you this evening? You can be going home with your very own Snoop Dogg. He'll get the reading and he will have ordered a takeaway as well. And he'll for the whole of your team, but you will need a kettle because your lack of pot knowledge, you'll be going home with this King Pot Noodle! I'm going to meet your team right now. Make a noise, identify yourself to the rest of the room. Destiny's Wild! Destiny's Wild! Yeah, sounds it! Bad parents! Are you ready for number one? Ben zaten yemek yiyorum. Bu ne? En beklediğiniz round yani. En iyi olduğunuz yer. Bu round kesin çok kötü geçecek diyorduk ama en çok bu round'da benim. Şimdi 80'ler geliyor. Orada birazcık iddialıyım. Ama çok 80'ler sorarlarsa bilemeyebilirim. Az 80'ler sorarlarsa bilirim. Onun için İngiliz. Bunlar 80'lerin müzik burada doğdu yani rock'tan. Onlar her şeyi biliyorlardı. Muhtemelen şu an bu insanları neden çektiğimi merak ediyorsunuz. Etmiyorsanız bile etmeniz gerekiyor. Çünkü Ceyhun tuvaletteyken inanılmaz bir olay yaşandı. Arkadaki adam en iyi grup ismi ödülü almıştı. Burada da insanlar çok eğleniyor. Birbirlerini tanımasalardı birbirleriyle etkileşime geçiyorlardı ve şu masadaki kız adamdan o kazandığı ödülü istedi. Kazandığı şey de tahta shaker, böyle ses çıkarıyor. Adam onu kadına doğru attı ve kadın yakalayamadı ve dişine geldi ve kadının dişi kırıldı. Bayağı böyle kadının elini ağzına götürdü ve aldığında ben bile o kadar uzaktan dişini gördüm. Elinde kocaman parça gitmişti ön dişi. Herkes şok. Elleri ağzında böyle dondular ve o kadar komikti ki. Adam zaten yıkıldı. Kadın şok oldu. Tuvalete gitti bilmem ne. Ama kadın tuvaletten döndüğünde özürler dilendi. Tatlıya bağlandı ve hayatlarına devam ettiler. Ama adam inanılmaz utandı. Ben bile o kadar uzaktan utandım. İnanılmaz bir olaydı. Kadına da helal olsun vallahi. Hiç moralini bozmadı. Aynı şekilde eğlenmeye devam etti. Bravo. Müthiş birisi. Kısa hikayemiz sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Social services are cool farms. 1980 place 131, we have Ceyhun. Londra'nın bir güzel yanını daha söyleyeceğim. Yaşlılar. Londra'da yaşlılar çok fazla eğleniyor ya. Değil mi? Evet. Avrupa'ya gittik hep yaşlı. Bugün etkinliğin yarısı yaşlı. Dışarı çıkıyorum işte bilim etkinliğine. Ya da yaşlı etkinliklerine gidiyoruz. O da olabilir ama bence yaşlılar eğleniyor. Ya Grinch'e git bilim etkinliğine. Hep yaşlı gene. Her taraf yaşlı olur. Biraz yaşları fazla olabilir yani ülkenin. Ama yaşlı şu çıkıyor. Eğleniyor yani, anladın mı? İçiyor da, geziyor da. Evet. Hoşuma gitti yani. İnsanlar çok mutlu ya. O fark ediliyor yani. Shakespeare Road. Shakespeare yolundan geçerken bu yolumuzu kapatıyoruz. Londra ile ilgili birçok şeyi çok seviyoruz. Bazı şeyleri de sevmiyoruz. Ama her kusur kadı kızında da olur.